Merhabalar herkese. Bugün Charity Cup'ın yarı finalinde belki de dünya şampiyonluğu unvanı için oynamasını beklediğimiz ikilinin karşılaşması vardı ve Dinkdiren ve Magnus Carlsen birbirinden heyecanlı 4 oyunla karşı karşıya geldiler. Ben sizlerle 4. oyunu paylaşmak istiyorum. İlk 3 oyunda ilk 2 oyun berabere bittikten sonra 3. oyunda Magnus Carlsen kazandı ve 4. oyunda Dinkdiren maçı uzatmaya götürmek için kazanmak zorundaydı. Bakalım bu mücadelede neler olmuş. D4 ile başlıyor Dinkdiren. D5'in ardından C4 ile Vezir Gambit oynanıyor. E6'nın ardından at C3 ve C6 ile beraber yarı lavaşılışı diyebiliriz at f3'ün ardından at f6 gelişilmiş fil g5'de at açmazı alınıyor fil e7 gelişiliyor e3 artık beyaz filin önünü de açtı dink diren ve at bd7 gelişildikten sonra vezire c2 karesinde yer bulunuyor h6 fil ile alakalı bir karar ver diyor karsan dink direne fil f4 gidilince at h5 fili istiyorum fili orada vermek istemezsin ve fil e5 geliyor burada tabi ki dink diren fil e5'in ardından Düşünce tabii şu. Yani bu ata vermek istemiyoruz da bu ata veremiyor muyuz? Oradaki sıkıntı at çarpıya 5 d çarpıya 5'in ardından bu ata gidecek bir yer olmaması. g4'lerle beraber bu atın düşme durumları olabiliyor. O yüzden siz mecburen g7 karesini açmak zorunda kalıyorsunuz bu ata. Öyle taktik sıkıntılar var. Bu yüzden at hf6 geri dönüyor Karsen ve tabii ki beraberliğe razı. Dinklenen burada at filini G3'e geri dönünce tekrar karşısına Ataş 5 oynuyor. Diyor ki var mısın berabere ben fenere çıkayım zorlanmadan sen de kazanmak zorunda olduğun oyunda on hamlede beraberlik yapmış bir oyuncu ol diyor. Ama dinktiren fili G3'e kaçtıktan sonra uzun rok tercihiyle diyor ki ben bu oyunu kazanacağım. Karsen'e baktığımız zaman kısa rok attığında bazı tehlikelerle karşı karşıya kalacak. O nedir? Tabii ki ters kanada atılan roklarda buradaki piyonların sürülmesini bekliyoruz. Karsen burada at çarpı G3 almış. H çarpı G3'ün ardından D çarpı C4, fil çarpı C4 ve hemen B5 hamlesi geliyor. B5 ile beraber uzun roka karşılık tabii ki Karsen vezir kanadındaki piyonlarını oldukça hızlı sürerek bir şekilde orada açık atlar, zayıf zayıflıklar yaratmaya çalışıyor ve bu şahı sıkıştırmaya çalışıyor. Tabii buralarda çok önemli e, düşünceler olabilirdi belki de. Baktığımız zaman E8'deki şah buradaki sıkışık yapı belki bize şunu düşündürebilirdi. Dink diren sen neden fil çarpı E6 vurmuyorsun? Ve F çarpı E6'nın ardından belki işte at E5 geleceğim, vezir G6 geleceğim. Oradan bir şey çıkartamaz mıyım? Ama Dinktiren burada bu zorlamaları yapmak istemedi. Bilgisayarda çok fazla beğenmiyordu ama çok da kötü demiyordu açıkçası. Yani o atakların devamı bilgisayar tarafından savunuluyordu. Magnus Carlsen'in de savunacağını düşündü muhtemelen Dinktiren. Ve fili D3'e çekti. Fil B7 oynuyor Magnus Carlsen ve fil B7'nin ardından Şah B1 ile Şah'ını biraz daha güvenliğe atıyor burada. Ve belki şimdi hani fil G6'lar gelebilir mi diye çok baktık. Fil E6... Fedasıyla aynı aslında fil g6'larla beraber film burada bırakıldı. Tekrar vezirin g6'ya gitti. İşte e6'yı alabildiğim, at 5lerin at 4lerin gelebildiği ve sürekli hücumlar yapabildiğim bir yapı olabilir mi diye çok düşündük ama açıkçası vezir b6'nın ardından da böyle bir hamle gelmedi ve Dinkdiren daha sakin, daha prensipli bir atak yolunu tercih etmeye çalıştı. G4'ün ardından G5 sürerek henüz kale bağlantısını sağlamayan rakibine hücumlar yapmaya çalıştı. Burada Karsen A6 oynuyor ve A6'nın ardından G5 geliyor. Şimdi işte belki yine fil G6 oynanabilirdi ve Burada bilgisayarın ilk tercihi fil G6'ydı. Fakat o fil G6 hamleleri oynanmadı hiçbir şekilde. Yani vezir çarpı G6 burada. Şah F8 vezir çarpı E6 istekleri. Bilmiyorum birçok hani hamle oynanabiliyor. G5 şimdi sürülebiliyor. Çok güzel atak fikirleri olabilir. Ama dediğim gibi yine de siyahların buraya e, savunmaları vardı. A6'nın ardından G5 ile beraber kale bağlantı sağlanmayan rakibinle H6'ya isteklerini belirtti dinktiren ve bu G6'ya Karsen kısa rok atacak demiştik. Pili b diye çekti. Veziri B6'ya çekti ve uzun rokunu atıyor. Ters kanada roklara izin vermiyor Karsen. Böyle kolay mat yok diyor rakibine. Ama bu G çarpı H6, kale çarpı H6, kale çarpı 6 ve G çarpı 6dan sonra şuna neden oluyor. Sizin şah kanadınızda zayıf piyonlarınız var. F7 ve H6 gibi. Belki de beyazlar buraya oynamak isteyecek oyunu. Hemen file 2 çekiyor. Veziri H7'ye götürmek isteyecek. Oralara bakmak isteyecek ama Karsen buna izin vermiyor. Karsen biraz sıkışık kaldı bu pozisyonda tabii ki. Yani B7'deki filin hiçbir şey yapmadığını görüyoruz zaten. D7'deki at ve E7'deki filin de açıkçası çok koordine olduğunu ve önemli karelere hakim olduğunu söyleyemeyeceğim. Hani belki bir C5 de konumdan yırtabilir. Bazı taşları kırışabiliriz ama yani Vezirim C2'de, siyah şah C8'de bunlar da zor gözüküyor. Burada dinktiren hemen E4 oynuyor. E çarpı F5 alma amacıyla bu yüzden Karsan burada E4'ü almış. At çarpı E4'ün ardından şah B8 şimdi geliyor ve kale C1 bir şekilde sana C5'i oynatmamaya çalışıyor dinktiren. Fakat Karsan burada veziri C7'ye çöküyor ve vezirin F4'lerden bakışları olabilir ardından Artık C5 sürüşünü daha da kuvvetli isteyecek. Çünkü Vezir'in F4'e gelmesiyle beraber burada hem E4 baskısı olacak hem de C5'i haklı çıkartacak bir neden olacak ki. Siyahların sıkışık konumunu çok rahatlatacak bir hamle. Burada dink uzun bir süre düşündükten sonra A3 oynuyor. Belki G3 ile beraber vezir F4'leri kesebilirdi. Ama vezir F4 hamlesi şimdi geliyor Karsen'den. Vezir F4'ün ardından at FD2 ile birlikte. E4'teki at bir taşla daha desteklenmiş oldu. Fakat şimdi Karsen kendisini rahatlatacak olan C5 hamlesini oynuyor. Tabi tahtaya baktığımız zaman sanki... C5'ten kırışlar yapabiliyor musunuz gibi duruyor. Fakat sıkıntılardan bir tanesi de o. Şimdi D çarpı C5 alırsan sen alt çarpı C5 alacak. Ne yapıyoruz? alt çarpı C5 alsak kale çarpı D2 hamlesi var arada. Bu D2 atının sürekli boşta kalması o yüzden yüzünden aslında buradaki taktik temalardan oldukça uzaklaşıyoruz. C5'e Önce G3 oynuyor Dinktiren. Diyor ki önce sen veziri oradan bir çek. Vezirin D2'ye basmasın diyor. Vezir F5'e gittikten sonra şimdi D çarpı C5 alınıyor. At çarpı c 5ten sonra ise aslında yine ben kırışı devam ettirebiliyor muyum? Çünkü c 5 alabiliyormuşum gibi gözüküyor ama at c 5ten sonra fil C5 ve Vezirim açmaz da vezir çarpı f5 alma durumundayım ve e çarpı f5'ten sonra kale çarpı c5 kale çarpı d2 fili isteniyor. Fili bir yere kaçınca da kale çarpı f2 gibi varyantlar oynanabiliyor açıkçası. Burada da dinktirenin pek bir ümidi olmazdı. Bu yüzden alt çarpı c5'ten sonra fil f3 geliyor dinktiren. Fil f3 ile beraber şimdi e4'ü destekledi. Tehlikeli bir çap... Tehlikeli bir çapraz öyle değil böyle bir çapraz ama burada da kaçırdıkları yani iki oyuncunun da kaçırdığı belki bir hamle var. Vezir F3 hamlesi. Çünkü Vezir F3 alınsaydı eğer belki arada bir at C5 ile beraber tahta daha fazla karışabiliyordu ama at F3 anlamıyordu çünkü. File 4 ile beraber burada şiş atmış oluyordu vezire. Vermiş olduğu vezire geri alıyordu ve tahtayı saydığımızda bir alet önde kalmış oluyordu burada siyahlar. Fakat at çarpı c5'ten sonra file f3'ten sonra daha doğrusu Magnus Carlsen kale c8 ile beraber c5'i desteklemeyi tercih etti. Aynı zamanda açarak vezir isteklerine dikkat etmek lazım. Burada link bütün taşları bir anda kırışmayı tercih ediyor. Alt çarpı c5 ve kale çarpı c5, vezir çarpı f5, kale çarpı c1 şah arada, şah çarpı c1, e çarpı f5, fil çarpı b7, şah çarpı b7'den sonra link kazanmak zorundaydı. Tahta nereye geldi bakalım. At 4 piyona, fil 4 piyon bir konum. Tabii ki Dinkler'in için bu oyunu oynamak da zor. Çünkü 4. oyun ve Dinkler'in artık gecenin çok ilerleyen saatlerinde oynamak zorunda kalıyor. Çin'de oturduğu için bu karşılaşmada. Ve at 3 oynuyor. At 3 çok enteresan gözüküyor. Neden hemen fil, fil C5 ile beraber F2 piyonunu düşürüyor? Zaten Dinkler'in de belki de bunu hesapladı. Fil C5 oynandıktan sonra at H4 gidiyor. Ve Karsen işte burada dümdüz Fil F2 almıyor. Çünkü fil F2 alsaydı At çarpı F5 alacaktım. G3'ü tutacaktım ve yavaştan şahımla belki de E2 karesine F3 karesine doğru gelmeye çalışacaktım. Fakat burada Karsan F4 ile beraber oradaki yapıyı bozmak istiyor. Dink dirense burada biraz pozisyonu zorlamaya karar veriyor. Çünkü kazanmak zorunda. G4 oynuyor. G4'ün ardından fil çarpı F2. Atı isteyerek geldik. At F5 kaçınca da şimdi F3 oynuyor burada Magnus Karsan. Artık Beyazların çaresi yok. F piyonu vezir olmaya çok yaklaşıyor. Şahla yanaşmak zorundayız. Şah d2 gelinince ise şah c6. Siyah şah devreye giriyor yavaştan. At çarpı h6 alındı. F piyonuna karşılık G piyonu var belki. Böyle düşünülebilir. Şah d5'e geliyor. G5 oynanıyor ve şimdi Karsan şah e4'e kadar geldi. Yani bir şekilde işte fille bu piyona vurup atı da bu piyona vurduğumuz zaman eşitlikler çıkar mı veya hangi şah uzakta kalır diğer tarafa? Hani böyle ince oyun sonu hesapları tabii ki oyuncular tarafından bu oyuncular tarafından çok hızlı hesaplanabiliyor. Fakat burada dediğim gibi sürenin azalması, Dinkleren'in çok geç bir saatte oynaması, kazanmanın da üzerinde verdiği baskı ile beraber Dinkleren çok büyük bir hata yapıyor oyunun 40. hamlesinde. G6 sürüyor ve G6'nın ardından Karsen'in 40. hamlesinde muhtemelen tahmin edebilirsiniz. Şah buraya kadar geldi ve bu şah ve at aynı çaprazda. Karsen oyunun 40. hamlesinde file e3 oynuyor ve diren büyük bir üzüntü içerisinde yarı finalde elendiğini belirten terk tuşuna burada basmış oluyor. File e3'ten sonra sıkıntı tamam yani şah at çatalı, şah at şişi yedik ama yani şahı kaçtıktan sonra sıkıntı şu. Adam fil çarpı h6'yı alıyor. Bir de üstüne g7 karesini savunmuş oluyor. Hani fil çarpı h6 alır bizim piyonumuzun en azından canlı kalma ihtimali olur. Öyle bir şey olmuyor maalesef. Bu yüzden link direkt oyunu terk ediyor bu şişi yedikten sonra. Dediğim gibi Karsan bugün daha kuvvetli bir oyun oynadı. Özellikle ilk iki oyunda çok güzel mücadeleler oldu ama üçüncü ve dördüncü oyunda Karsan bir şekilde oyun sonlarında kazanmayı başararak finale yükseldi. Biz yarın saat 8'de Karsan Duda finali ile beraber sizlerle birlikte olacağız canlı yayında. Sizleri de bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın.